Daha da bilemeyimden herkese merhaba. Ben Bilge. Ben Alper. Bugün yanımızda jinekolog Faruk Abike var. Faruk Bey hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim öncelikle nazik davetiniz için. Ben İstanbul'da yaklaşık 10 yıldır İstanbul'dayım. Kadın hastalık ve doğum uzmanı olarak çalışıyorum. Şöyle 1976 doğumluyum, yani 44 yaşındayım şu an. Üniversite hayatım bitene kadar Adana'daydım. Üniversiteyi de Çukurova'da bitirdim. Daha sonra İTSAS için Ankara'ya geçtim. Ankara'da İTSAS'ımı, kadın doğum İTSAS'ımı tamamladım. Arkasından da mecburi hizmet, işte yaklaşık işte bir süre şeyde Amerika'da, Maryland'de, Johns Hopkins Üniversitesi'nde bulundum. Cary Jinekolojik Onkoloji Center'da. Bir süre Ankara'da çalıştım döndükten sonra ve yaklaşık da böyle bir 2010-11'den beri de İstanbul'da meslek hayatımı devam ettiriyorum. Hem akademik yaşamımı hem de mesleki pratiğimi devam ettiriyorum. Hastane telaffuz edilebiliyor mu? Söyleyeyim mi? Nasıl isterseniz. Yani son bir yıldır da Taksim Acıbadem Hastanesi'ndeyim. Şu an doçentim. İnşallah yakın zamanda da profesör olacağım. İnşallah. Peki tıp alanında bu kadar branş var. Onların arasında jinekolojiyi seçmenizin özel bir nedeni var mı? Yani jinekolojiyi seçmemin özel bir nedeni tabii ki zaman içerisinde gelişti. Yani benim açıkçası daha 5 yaşından itibaren böyle hep hayalim doktordu. Böyle şeydir, kapılara falan böyle Profesör Doktor Faruk Abike diye yazardım. Hep böyle benim için bir şeydi, hedef oydu. Hiç başka bir şey olmayı düşünmedim. Ne bileyim polis olayım, bilmem kamyon şoförü olayım, hiç düşünmedim. Ve bu fikrim ilk öğretim yıllarında, orta öğretim yıllarında da pek değişmedi. Öyle olunca da üniversiteye de çok rahat bir şekilde tıp fakültesine girdim. Ve tıp fakültesi içerisinde tabii ki yani bilmediğimiz bir ortama giriyoruz. Dışarıdan gördüğümüz ama gördükçe, ettikçe, diğer bölümleri öğrendikçe, oralarda staj yaptıkça tabii ki neyin daha uygun olduğunu en azından böyle biraz gözlemleme şansımız oldu. Şimdi bu noktada özellikle ben ikinci sınıftan itibaren böyle şeye karşı bir özellikle cerrahi müdahaleli işlemlere karşı bir ilgim vardı. Hatta böyle volanter olarak böyle yaz aylarında tatil dönemlerinde acil serviste gidip nöbet tutuyordum ki hani belki bir şeyler yaparım ederim. Genel cerrahi servislerinde falan böyle asistan abilerimizin yanında hani tatilde olmama rağmen gidiyordum şey yapayım. Biraz pratiğimi arttırayım diye. O dönem cerrahinin kokusunu almak, böyle hani ortamını yaşamak, oradaki yapılan işlemler sonrası hastaların iyileştiğini görmek son derece etkiledi ve hakikaten böyle aksiyonlu bir yerde. O açıdan cerrahiye karşı bir ilgim vardı. Ama tabii ki son sınıfa geldiğim zaman, özellikle internlik zamanında artık bir yol ayrımındaydım. Yani ya genel cerrahi seçmem gerekiyordu, ya kadın doğum seçmem gerekiyordu. Şimdi kadın doğum baktığımız zaman sadece doğum gibi gözükse de içerisine girildiği zaman son derece farklı ve aslında çok büyük bir alan. Yani sadece bebek doğurtmaktan şey değil ki belki en güzel kısmı bebek doğurtmak beni çeken noktalardan biri. Çünkü bakıyorsunuz bir tane kan testinden bir bebeğe evrilmesini ve elinizde bir canlı varlık oluşuyor ve büyüyor ediyor. Ve bunları zaman içerisinde doğurduğumuz bebekleri görünce de ne kadar böyle güzel, keyifli olduğunu her defasında yeniden anlıyorum. Ama diğer taraftan jinekolojinin biraz kendi kendine yetebilen bir bölüm. Şöyle ki yetebilen bir bölüm. Mesela çoğu branş kendi ultrasonunu yapamaz. Yani kendisi değerlendirmesini yapıp radyoloji bölümünden destek isterken ultrasonografi görüntüleme yöntemleri için bizim kendi cihazımız ultrasonumuz muayenadığımızda oluyor ve biz anında bakıyoruz, patolojiyi tespit ediyoruz, tanısını koyuyoruz, tedavisini planlıyoruz, ameliyat gerekiyorsa ameliyatını planlıyoruz. Bu bağımsızlık yani çok daha otonom olması beni etkileyen faktörlerden biriydi. Aynı zamanda dedim ya çok büyük bir özellikle jinekolojik onkolojide çok büyük cerrahiler var ve teknolojinin gelişmesiyle beraber özellikle son 15-20 yılda çok hızlı ilerledi. Jinekoloji, robotik cerrahiler, kapalı laparoskopik cerrahilerle artık çok büyük ameliyatları çok konforlu yapabiliyoruz.
Belki o günlerde bu gelişimi gördüğüm için bunu seçmeye karar verdim ki her anlamda, yani hem cerrahi tatmin anlamında hem de o bebekleri doğurtup bebekleri görüp o güzel kısmı, mutlu kısmı yaşayıp ailenin o mutluluğuna ortak olmak, aslında tabiri caizse ailenin bir bireyi olmak. Çünkü çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz biz gebeliğe başlarken ve doğum sürecinden sonra da çoğu hastamla hala görüşüyorum. Artık da bir manevi çocuklarım gibi zaten onlar da çocuklarla. Dolayısıyla asla da pişman olmadım. Yani böyle bir tercih yaptım ve yani yine öyle bir tercih yapacak noktaya gelsem yine aynı şeyi seçerdim. Peki bir canlının doğumuna şahit olmak tam olarak nasıl bir his? Siz de dediniz hani çok farklı bir şey diye aslında. Ama mesela özellikle mesleğe ilk başladığınızda neler hissediyordunuz doğumhaneye girdiğinizde? Yani aslında ilk başladığımla şu an arasında çok da büyük bir heyecan kaybı olmadı. Yani her defasında o bebeğin oradan çıkması, yani düşünün nefes alma yöntemi, bir anda nefes alması, ilk böyle ağlaması, etmesi, hareketlenmesi. Yani bu tarif edilebilir güzellikte bir duygu değil. Yani ancak yaşamak lazım ki biz o açıdan kadın doğumcular şanslıyız ki bunu çok defalar yaşama şansını görüyoruz. İnanılmaz insanın mutlu eden, yani bir de şimdi tabii sadece doğum esnası, biz öncesinden de takip ettiğimiz için dedim ya, belki ultrasonografide küçücük bir keseden oradan kocaman 3-3,5 kiloluk bir canlıya, bebeğe dönüşüyor diyor. Ve onun örneğin nefes almazken bir anda çıkıp nefes alıp ağlamaya başlaması, yaşama başlaması ve ona şahitlik etmek, belki biraz elimizden geldiği kadar yardımcı olmak, yani tarif edilebilir bir mutluluk değil. Hakikaten bazı mutluluklar vardır, hani tarif etmek zordur, ancak yaşanarak anlaşılır, öyle bir duygu. Yani ben mesleğe başladığım ilk günden itibaren, hala bugün doğurduğumda, inanın yani aile kadar tabii ki mutlu olamam ama en az o kadar kendimi mutlu hissediyorum. Peki bir erkek için jinekolog olmanın zorlukları var mı? Ya şöyle, erkek için tabii ki özellikle kadın doğum muayenesi, jinekoloji muayenesi biraz hassas bir muayene. Yani hele ki bazı toplumlarda biliyorsunuz işte özel bir muayene olduğu için böyle çok erkekten çekinmek söz konusu oluyor. Yani aslında tüm toplumlarda var bu neredeyse. O anlamda belki başlangıçta bir takım dirençler olabiliyor özellikle bazı kesimlerde ama herkesin muayene hakkına saygı duymak zorundayız. Belki başlangıçta ilk daha tonken mesleğe başladığımızda doktorun erkeğim olur falan diye böyle bir reaksiyonlarımız olsa da şimdi artık daha olgun bakıyoruz artık, yani tercih diyoruz. Ama erkek olmanın dezavantajları var, avantajları var belki. Ama erkekler sonuç itibariyle zaten bunun hani ilmini okuyarak yapıyor ve şey değil, son derece bayanlara karşı naifler ve naif olması dışında bu hakikaten bir göz muayenesinden, bir göz doktorunun göz muayenesi yapmasından farklı bir şey değil. Ama kadınların sadece erkek ya da bayanlar çok jinekoloğa karşı bir aslında şey var, direnci var. Onun sebeplerinden biri tabii zaman içerisinde acaba neden diye sorguladım ben bunu. Bir dişçi koltuğu, bir de jinekoloji koltuğu sevilmez. Bir gün jinekoloji koltuğuna üzerim böyle çıplak bir pantolonla çıktım yattım. Ve hissettiğim şey şuydu. Çok savunmasız hissediyorsunuz kendinizi. Yani hakikaten savunmasız, ben bir erkek olarak kimse beni muayene etmeyeceksin de. Orada gerçekten çok savunmasız hissettim. Yani dolayısıyla bu noktada böyle bayanlarla bazen empati yaptığım zaman hak veriyorum bazen. Yani çekinmeleri, şeyleri, kendini rahat hissetmemeleri. Belki kendi cinsinde kendi daha rahat hissedecekse, daha konforlu bir muayene olacaksa, yani hiç şey yapmıyorum, sıkıntı yaratmıyorum. Ama şu var, zaman içerisinde, yani şimdi bizim referansımız, en önemli referansımız yaptığımız işler, geçmişte bıraktığımız işler, geçmişte baktığımız hastalar, eğer fayda edebildiysek zaten mesela bakıyorsunuz çok böyle tamamen işte doğudan gelen, kapalı, yani neredeyse kara çarşafla gelip bana rahatlıkla muayene olan, çünkü inandığı için, tedaviye olacağına inandığı için
gelip muayene olan insanlar da oluyor. Ama bazen kendini rahat hissetmiyorsa o benim açımdan da sıkıntı oluyor. Rahat hissetmeyen bir hastayı muayene etmek için ekolog açısından da problemli. Ama çok büyük bir sıkıntı yaşıyor musunuz erkek olmanız dolayı hissediyorsunuz? Açıkçası hayır. Erkek olmanın birazcık da kas gücü anlamında bize faydası oluyor belki. Hani ben Bilge Hanım kızacak ama şimdi biliyorsunuz birazcık kaslarımız biraz daha iyi, daha fiziksel olarak dirençliyiz biz bayanlara göre. Bayanlar daha naif. Özellikle uzun ameliyatlarda, yani şimdi bazen biz bir kanser ameliyatına giriyoruz, 6 saat, 7 saat uğraştığımız oluyor. O açıdan avantajını gördüğümüz oluyor. Peki özel hastanelerde doğum yapmak isteyince mesela bazı hamileler işte normal doğum yerine sezaryene yönlendirme oluyor ve bunun genelde halk arasında işte daha fazla gelir elde etmek için hastaneler yapıyor gibi bir söylem var. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yani bir defa şöyle söyleyeyim, en azından şu an mevcut bulunduğumuz hastane özel hastane ve normal doğum ve sezaryen ücreti aynı. Yani öyle söylerse bir defa maddi bir şey yok altında yani. Hani biz sezaryen yaparsak daha çok para alıyoruz, normal doğurtursak daha az para alıyoruz diye. Hiç öyle bir şey yok. Ama şimdi sezaryenin dünyada son özellikle 20 yılda çok hızlı bir artan şeyi var, oranları var tüm dünyada. Yani bu artık hani kadın doğum camiasında da tüm international olarak konuşuluyor. Bunları nasıl oranları düşürebiliriz? Ama burada temel bir takım faktörler var. Birincisi, özellikle kariyer planlaması içerisinde gebeliğin geciktirilmesi. Şimdi normalde biz bundan 20 yıl önce benim asistanım zamanında 30 yaşındaki bir bayan 3. çocuğunu doğurur, tüpleri falan mı bağlasak diye gelirdi. Ama şimdi 30'unda belki hala kariyerde, 35'inde ben gebelik mi planlasam diye geliyor. Yani şimdi yaşla birlikte bir takım riskler artıyor. Hem gebe kalmak zorlaşıyor. Gebe kaldığı zaman komplikasyonlar artıyor, anomaliler artıyor. Artı üstüne üstlük gebe kalmakta zorlandığı için bu in vitro fertilizasyon tüp bebek uygulamaların uygulama sıklığı artıyor. Baktığınız zaman aynı zamanda tıpta da bir ona paralel bir gelişim var. Şimdi tıpta eskiden baktığımız zaman bizim asistanlığımız zamanında çok yaşlı değilim, 44 yaşındayım ama bundan 20 yıl önce borularımız vardı, kulağımızı koyardık annenin karnına, anne karnından dinlerdik bebeğin kalp atışını. Ama şimdi fetal monitörler var. Yani fetal monitörler bebeğin kalp atışını dakika dakika, saniye saniye doğum eylemi esnasında izliyor. Ve bunlar her zaman doğruyu göstermiyor maalesef. Bakıyorsunuz ki kalp atışı düşüyor. Orada risk etmemek için bebeği sezaryen alıyorsun. O bebek sapasağlam doğuyor. Ama nedir? O riski göze alamıyoruz. Yani bunların hepsi üst üste konduğu zaman artı dedim ya, yani özellikle ileri yaş gebeliklerinin artmasıyla beraber tüm dünyada artan bir trend var. Bir de tabii özel sektörde belki, özel sektörde değil yani sadece devlette de neredeyse devlet hastanelerinde de %33'ler hatta %50'ler oranlarında normal doğum sezaryen oranları. Ya yani bunu tabii ki şey yapılması lazım. Yani yüksek, tüm dünyanın kabul ettiği yüksek. Ortalaması aslında %15-17 civarında olması lazım primer sezaryen oranının. Bunlardaki temel şey tabii ki hekimler sütten çıkmış yaklaşıktır. Yok, hekimlerin suçu yok diye asla bir şey söylemem mümkün değil. Tabii ki biz hekimlerin de katkısı var. Çevrenin de katkısı var, tıbbın da katkısı var. Belki artık malpraktis korkusu. Yani çünkü bebeğe bir şey olduğu zaman bundan 10 yıl sonra bile dava edilebiliyorsunuz, edebiliyorsunuz. Malpraktis korkusu. Bazen de sanki böyle hani doğum eylemi süreci yaklaşık 10-15 saatlik bir süreç olabiliyor. Bazen 2 gün sürüyor, olabiliyor bu doğal seyir içerisinde. Hem hastanın isteği hem hekim isteği. Çakıştığı zaman bazen sezaryana daha kolay gidilebildiği konusunda haklısınız ama bunun altında yatan şey kesinlikle maddi değil. Yani çünkü maddi olarak çoğu her yerde neredeyse sezaryen ve doğum fiyatları aşağı yukarı aynı. Ama bu tabii ki yani şu an kadın doğumun kanayan bir yarası, mutlaka sezaryen oranlarını düşürmemiz gerekiyor. Bunlar hem hekimlerin desteğiyle, çabalamasıyla hem de belki doğum öncesi eğitimler yapılarak hastaların motivasyonu sağlanarak normal doğumun
avantajları ve süreci anlatılarak en azından müdahaleli doğuma gerek kalmadan normal doğum şansını değerlendirmesi açısından mutlaka destekte bulunmak gerekiyor. Peki hocam, suda doğum daha mı doğal? Öyle bir ya şöyle, şimdi doğal doğum tabii ki olabildiği kadar aslında doğum süreci kendi içinde ilerleyen bir şey. Yani biz normal olabildiği kadar bir gebeyi takip ederken normalde olacaksak mümkün mertebe her şey yolunda gidiyorsa öyle 41 hafta bitene kadar, 42. haftaya kadar hiç dokunmuyoruz. Her şey yolunda gidiyorsa. Hani 40 hafta doldu hemen doğurtalım, suni sancı verelim, şunu yapalım, asla dokunmuyoruz. Çünkü süreç kendi içinde başladığı zaman o rahim ağzı daha iyi olgunlaşıyor zaman içerisinde. Daha böyle süreç yavaş yavaş ama daha sağlam gidiyor. Doğum o yüzden kendisi başladığı zaman bir insan, bir bayan kendi sancıları başlayıp 4-5 santimle geldiği zaman aslında işin %70'lik kısmını bitirmiş olarak bize geliyor. Ama biz müdahale edersek ne oluyor? Örneğin daha rahim ağzı kapalıyken suni sancı verip 2-3 santim açıklık yapabilmemiz için, açılma yapabilmemiz için ki 10 santimde doğum oluyor. Belki 24 saat uğraşmamız gerekiyor. Dolayısıyla annenin motivasyonu düşüyor, bizim motivasyonumuz düşüyor. Dolayısıyla müdahaleli doğumlar, yani sezaryene geçiş olasılıkları da artıyor. Dolayısıyla hani gebelikteki temel kural, yani fiziksel anne ve bebek için uygun olduğu sürece ya olabildiği kadar onlara doğal seyrini bırakmak. Ha, suda doğum derken hani böyle hani bebek gelir ya şey anne gelir gelmez suyu almıyoruz ama doğumun içinde evreleri var. Özellikle öyle 3-4 santime kadarki açılma evresinde çok fazla kasılma olsa da ağır hissetmez ama özellikle 4 ile 9 santim arasında böyle şey yapar, çok hızlı ilerler ve o açılma sürecinde çok ciddi ağrı yaşarlar ki o noktada bazen epidural anestezden destek alabiliyoruz. 8-9 santim olduğu zaman biraz doğum eğilimi yavaşlar, orada birkaç saat bir durur. O süreç içerisinde suda olması annenin, tabii ki bebeğin kalp atışını takip ederek belli kondisyonlara uygunsa bir havuz içerisinde olması, biraz daha kendini ılık su içerisinde nasıl böyle biz kendimizi şey hissederiz, hani kirli hissederiz, yorgun hissederiz, bir duş yaparız kendimize geliriz, onun gibi düşünün. Suyun içerisinde olması hem ağrıyı azaltıyor hem o anksiyetesini azaltıyor aslında. Hatta biz eşin de yanına alıyoruz, ediyoruz bazen, yani eşin desteğini de alıyoruz. Dolayısıyla o süreci daha konforlu geçiyor. Şimdi mümkünse de şartları iyiyse de bebeği suyun içerisine doğuracağız. Zaten bebek suyun içerisinde aslında. Anne karnındayken bebek biliyorsunuz nefes almıyor. Ne ilk nefesi doğduktan sonra kordon klemplenince oluyor. Bebeği suyun içerisinde zaten hani belli ısıtılmış tabii ki yani 34-35 derece bir suyun içerisine doğuracağız. Yani bebekler çok daha canlı ve aktif oluyor. Çünkü kendi doğal ortamında gibi oluyor. Ve daha sonrasında üzerini temizliyoruz, ediyoruz, annenin kucağına veriyoruz. Yani her şey yolunda gittiği zaman suda doğum tabii ki hem motivasyon hem anksiyete hem de ağrının azaltılması açısından son derece iyi. Ama her hastada da mümkün olmayabilir mi? Olmayabilir. Ben merak ettiğim bir şey daha soracağım. Bebek doğduktan sonra annelerde bir kordon var. Evet. O kordon uzun bir kordon değil mi? Yani şöyle yaklaşık yarım metre ile bir metre arasında bir şey. İçerisinden üç tane damar geçiyor ama çok jelatinöz bir yapısı var. Yani tutmaya çalışsanız elinizden kayar. Böyle sabun gibidir, öyle düşünün. Dondurma gibidir. Sıvının içerisindedir. Aslında anne ile bebek arasındaki temel iletişim noktası o. Çünkü aslında hani böyle şey yaparız hani sanki annenin yediği direkt bebeğe gidiyormuş gibi öyle bir şey yok. Şimdi kordonun bir ucu bebeğin göbeğinde, diğer ucu da plasentada. Plasentanın eşi dediğimiz hani bebeğin doğduktan sonra çıkıp atılan bir doku. Plasenta anne ile bebek arasında bir süzgeç gibi düşünün. Yani bir sünger gibi düşünün. Bir tarafında annenin kanı, bir tarafında bebeğin kanı dolaşıyor. Ama bu iki kan asla birbirine şey yapmıyor, karışmıyor. Annenin ve bebeğin kanları hiçbir zaman birbirine karışmıyor. Çünkü mesela anne A grubu olabilir, bebek sıfır grubu olabilir. Yani o zaman karışsa zaten ciddi bir sorun olur. Ve bu
Sünger içerisinde şöyle düşünün, sürekli bir bebeğin kanı dolaşıyor, annenin kanı dolaşıyor ve burada bebeğin lehine şeyler oluyor. Ne oluyor? Oksijen geliyor, amino asitler geliyor, bir takım işte immünoglobinler geliyor, koruyucu büyüme faktörleri geliyor. Ne yapıyor? Atıkların karbondioksidine veriyor çünkü akciğerleri çalışmıyor. Örneğin üresini atıyor, bilirubinini atıyor. Yani daha böbrekleri ya da işte şeyi yeteri kadar çalışmadığı için, matür olmadığı için karaciğeri gerekli atıklarını da anne aracılığıyla atıyor. Yani dolayısıyla inanılmaz bir mekanizma. Şimdi korban buradaki şey, iki tane atar damarla bebekten çıkıp anneye gelirken, plasantaya gelirken bir tane büyük toplar damarla da annedeki temiz kan bebeğe geliyor. Yani şey, plasantada temizlenen kan diyor. Dolayısıyla kordon son derece önemli bir bağlantı noktası. Yani kordon aslında besinin taşıma noktası, oksijenin taşıma noktası ve atıkların gidebildiği bir link. Yani bu noktada kordon tabii ki son derece önemli. O kordonda bir gerçekten bir bağlantıyı kestiğiniz zaman o gebeliğin anne karnında devam etme şansı yoktur maalesef. Dakikalar içerisinde kaybolur. Peki bizim toplumumuzda pek doktora gidip muayene olma kültürü yoktur ya, hani aslında dişçiye de işte sen evet. de iki kere bir uğrayın bir gözükün derler, hani hiçbir sıkıntı bile yoksa. Evet. Peki bu jinekolojiye uğrama konusunda nasıl? Ya şöyle, şimdi açıkçası şimdi ben şimdi tabii ki hani devlette de bulundum, şeyde de bulundum. Yani şimdi özel sektörde çalışıyorum. Yani bir üniversiteye bağlı da çalışıyorum ama bir vakıf üniversitesine bağlı. Yani dolayısıyla şimdi tabii ki devlet yani normal belli bir sosyokültürel seviyeye göre jinekolojik bu takipler değişebiliyor. Yani özellikle sosyokültürel seviye azaldıkça çok ciddi bir şikayeti olmadıkça hani çok, yani tabiri caizse yumurta kapıya dayanmadan yani jinekoloğa falan pek gidilmiyor. Ya da böyle gebelik esnasında şimdi takipler biraz daha iyi ama yine de gebelik esnasında falan da yani bir kalbine bakalım, cinsiyetine bakalım, ondan sonra duruma bakarız gibi şeyler oluyor. Ama mesela benim kendi pratiğimi yaptığım yerde son derece jinekolojik açıdan yıllık takiplere uyum çok iyi. Yani artık belli bir zaten belli bir iletişim sağladığımız zaman hastalarla yıllık olarak onlar zaten kendileri hemen direkt geliyorlar. Yıllık takiplerini yapıyoruz veya yıllık takip dışında da şikayetler olduğu zaman geliyor, görüşüyoruz. Ama ülkemizde derseniz ki hani yeterli noktada mı? Tüm toplum geneline yayarsak açıkçası değil. Çünkü önemli olan dünyada önlenebilir en önemli kanser rahim ağzı kanseridir biliyorsunuz. Ve sebebi bilinen neredeyse tek kanser. Human papilloma virüs, HPV denilen bir virüs yapıyor. Bunun %100 sebebi bu. Ve buna yıllık simir takibiyle yıllar öncesinden daha öncü lezyonları varken, çünkü kanser bir günde gelişmez, öncesinden yakalayıp daha hiç kanser aşamasına gelmeden veya çok erken safhada yakalayıp hemen çok basit bir şekilde tedavi etmek mümkün. Yani bugün aşısı da var zaten, artık yapılıyor biliyorsunuz, dünyada 9 aşına çıktı. Ve rahim ağzı kanseri gerçekten, yani bazı kanserlere, meme kanserini engelleyemezsiniz. Çıkacaksa çıkar, erken yakalarsınız ama rahim ağzı kanseri gerçekten önlenebilir, engellenebilir. İleride sağlık sorunu olmaktan çıkarılabilir bir hastalık. Dolayısıyla yıllık takip son derece önemli. Yani bu noktada da artık tabii devletin yaptığı iyi bir uygulama var. Özellikle aile sağlığı merkezleri aracılığıyla. Özellikle aile sağlığı merkezlerinde HPV ve sinir taramaları yapıyorlar. Topluma ücretsiz. Çok büyük bir hizmet hakikaten. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteğiyle. O noktada yani bizi dinleyen, izleyen tüm bayanlara önerim mutlaka, hani özel sektöre gelemeyebilir, olabilir, sigortası olmayabilir, gelme olanağı olmayabilir. Ama yakınınızdaki aile hekiminiz de son derece kalifiye ve kaliteli hizmet verip sizin sinirinizi yapabilir. O açıdan lütfen ihmal etmeyin. Faruk Bey, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bilgilerinizi paylaştığınız için. Nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur her zaman benim. Teşekkürler.
İzleyicilerimiz de eğer videomuzu beğendiyse lütfen like yapmayı unutmasın ve aşağıdaki abone ol tuşuna basmayı unutmasın. Görüşmek dileğiyle, sağlıklı günlerde. Bye bye. Bye bye.